İyi günler Memleket TV izleyenleri. Bugün 10 Nisan 2020 Cuma. Misafirim Tayyar Yıldırım abi. Abi hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu Covid-19 virüsüyle toplum olarak, hatta dünya genel olarak, ülkemiz olarak, Konya olarak, yani toplum olarak sosyal izolasyonu yaşadığımız, yaşamaya devam ettiğimiz ve hatta artık yavaş yavaş diyeyim sıkılmaya başladığımız günleri yaşıyoruz. Tayyar abim de olduğu gibi ben zaten son birkaç yıldır sakalıyım. Sakal erkek sayısının hızla arttığı bir süreç yaşıyoruz. Erkeklerin sakalın artması doğaldır tabii de bayanların da geçen bir espri var Tayyar abi şey diyor. Abi istersen böyle dönebilirsin, sana sona geçsin. Böyle giderse diyor, kuaförler kapandı olduğu sürece diyor, diyor bir ayda açılmazsa ülkemde gidiyor, sarışın bayan sayısı diyor, mevcutun %10'una düşecek. Evet. Hepsinin dik bayaları çıktı gibi anlamında. Okudum ben de onu. Neyse, velhasılı Covid-19 virüs salgını dolayısıyla her geçen gün tabii ki keşke olmaz ama ölü sayısı artıyor abi diyorsun. Dün itibariyle akşam Sağlık Bakanı açıklamana göre 900 küsüre geldik, 910 küsür. Yani ne kadar nüfusa vurduğumuz zaman, 85 milyona vurduğumuz zaman dünya genel ortalamasının altında olsak da artıyor, artmaya devam etme olması, kontrol altına bir türlü anlaması tabii ki endişelerimizi artırıyor ve izolasyona son derece artık ben bile ilk zamanlar acaba mı diyordum, artık toplum olarak genelde biraz daha fazlasıyla riayet ediyoruz. Tabii ki zaten yasaklar da geçen gün artıyor. Neyse biz artık bugün abi hem sohbet, ben konu başlıklarını aldım, hem son zamanlarda insanlar artık dışarı çıkmayınca müzik, şiir, şarkı, evet. İşte toplu eğlence mekanı, kafeler, her şey kapalı malum. Uzun süredir yaklaşık bir ay oluyor, ayın 11'inde bir ay olacak. Dolayısıyla sosyal medyada özellikle insanlar evde sürekli internet başında, özellikle gündüz saatlerinde. Dolayısıyla canlı yayın sazda bağlamalı çok fazla olmaya başladı. Dün dedim ya bizim neyimiz eksik? Tayyar abimizle biz de en azından önümüzde laptop, bilgisayar, müzik var. Siz oradan canlı bir şekilde bir malzeme olsun. Gönül isterdi ki bugün canlı yapalım tabii ancak neyse abi ben çok konuştum ya. Tayyar abi şöyle diyeyim yani ben o bizim yayın yasamızı ayrıca anlatırım da yani müziğe de gireceğiz tabii. 1,5-2 saat program yaparız. Bu Covid-19, bu izolasyon sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl yani seninle gerçi bu Covid'in ilk başladığı günleri program yapmıştık. Gelen süreç sizin açınızdan nasıl değerlendiriyorsun abi Covid olayını? Öncelikle bütün programlarda söylediğim gibi bu konularda halkı bilgilendirme yaptığınız için yerel bazda böyle programlar yaptığınız için Hikmet Bey size teşekkür ediyorum. Bir çaba içindesiniz. Şu anda da üzerimize bir şey yapıyoruz. Evet, şu anda da günümüzün aktüel konusu Covid-19 koronavirüsü. Dolayısıyla herhalde bir aya yaklaştı değil mi şey? Evet. Bugün ayın 10'u, yarın tam bir ay olacak. Evde kaldı olayı. Tam bir ay olacak. Yani ben bu süreç içerisinde çok mecbur kalmadıkça çıkmadım. Evet. Evimden halledemediğim, mecbur halledeceğimiz işler dolayısıyla belki 10'ar 15'er dakika en fazla yarımşar saat. Abi sen yaş sınırına takılmıyorsun değil mi? Efendim? Yaş sınırına takılmıyorsun. Çıktığınca bir sıkıntı yok. Yaş 65 olmadı değil mi? He yok. Ben orada bir sıkıntı benim yok. Benim iki türlü yaşım var. Gerçi ikisi de tutmuyor da tamam. İşime geleni kullanıyorum. Evet abi. Tabii işin esprisi bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Devlet büyüklerimiz, bu işin ilmini yapmış insanlar, doktorlarımız, sağlıkçılarımız bize tavsiyelerde bulunuyorlarsa o tavsiyeleri yerine getirmemiz gerekiyor. Demek ki bir sebep var ki bize o önerilerde bulunuyorlar. Zaten kendimizde görüyoruz. Dünyada giderek yayılmakta olan bir olay. Ülkemizde de biraz geç fark edilmiş gibi olsa da günden güne sayı grafiği yukarı doğru çıkıyor. Ama genel manada nüfusa oranladığımızda, gene ülkemizle ilgili bazı memnuniyet verici bilgiler de var. Biz bunu rehavete kapılmadan, dediğim gibi devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmemiz lazım.
Evde neler yapıyoruz? Ben bunu son yazımın konusunu da bu işe ayırmıştım. Neyse, fazla iş yere girmeden buyur. Evet. Evde meğerse çok yapılacak işlerimiz varmış. Bunu fark ettik. Dolayısıyla evdekilere yardımcı oluyoruz. Çocuklarımızla bir arada bulunuyoruz. Bir insan hayatını nasıl şekillendirirse ona alışıyor. Daha önce dışarıya çıkma durumu vardı. Şimdi evde kalma sebebiyle buna bir alışkanlık göstermemiz gerekiyor. Mecburiyetten de, kendi sağlığımız içinden de, evde kalıp kendimize işler çıkarmamız, kitap okumamız. Dolayısıyla bazı farkında olmadığımız konularda farkındalık yaratmamız gerekiyor. Abi şöyle bir tespit veya görüşe bulunsam katılır mısın bilmiyorum. Herhalde katılırsın. Sen de çok fazla fark. Yani töremizi, geçmişimizi, ecdadımızı, yani biz kendi çocukluğumuz, hatta ergenliğimiz, gençliğimiz dahil, yani son 25-30 yıl öncesini biliyoruz. Daha öncesini tabii biliyoruz. Yani bildiğimiz kadarıyla. Son 15-20 yıldır, yani 2020'deyiz, 2000'lerden 20, yani milyonum deniyor ya 2000'li yıllara. Milyonum çağının ötesindeki Türk ve İslam toplumu, Anadolu coğrafyasında bizler dediğimiz zaman, zaten aileyi anlat dediğin zaman bir sürü, yani yüzlerce cümle vurulur ya, şöyle şöyle yapar diye. Bunların pek çoğunu son 20 yılda, yani unutmaya, bırakmaya, terk etmeye başlamıştık. Yani teknolojide, büyükşehir hayatının verdiği hızlı bir hareket, her şeyin sistemli, tam sistemli değilsek de, yani sistemsizlikten şikayet etsek de büyükşehir ve ama ister istemez bir hızlı bir çaktırıyordu ve bazı şeyler unutmuştuk. Neydi mesela? İşte en önemlisi benim açımdan, aile olmayı artık neredeyse hiç önemli değilmiş gibi. Tüketici bir toplum, tüketim odaklı, tüketmek için de kazanmak odaklı bir yarış halinde bir toplum yaşıyordu. İletişim sıfır, zaten iletişim olmayınca aile olmuyor. Yani aile olayı bayağı bir ciddi bir zedelendiğini biz söylüyorduk tabii. Ben özellikle köşe yazılarımda sık sık bağırıyordum ama yani insanlar farkında değildi belki. Şimdi şu bir aylık süreç bizi toplumun büyük çoğunluğunu benim dediğim çizgiye, yani ben demişim demek istemiyorum, ülkelik yapmak istiyorum yani toplum olarak. Biz unutmuş yani komşuluk nedir? Anne baba ev içinde nasıl oturur? Babanın görevi nedir, saygı nedir, çocuğa sevgi nedir, aile içi dayanışma, yardımlaşma nedir? Ne bileyim, aile olmanın bir sürü es geçtiğimiz pek çok konuyu sanki yeniden, dünya yeni gelmiş hepimize gibi, yeniden şimdi evcilik oyunları gibi işte anne annecilik oynuyor, baba babalık yapıyor, abla ablalık, kardeş küçük küçüklük, yani yeniden sanki tabii ki olmasaydı, önümde bu süreç ekonomik veya bir takım açılardan baktığımız zaman tabii ki istenmeyen bir durum ama böyle toplumumuzun aile olayına yeniden bir kendini resetleme, sen bilgisayar bazen bir sürü yazarsın, kaydetmeden bir basarsın gider, üzülürsün ama resetlenir, yani bilgisayar kendine gelir o hesap. Sanki bu virüs olayı aile, Türk Müslüman ve Türk kültüründeki aile olayının bir takım insan ilişkileri, sadece aile değil, aileden kaynaklanan, bir takım sosyolojik, toplumsal ilişkilerimizin yozlaşan, hızla yozlaşan bu teknoloji, bilgisayar, web teknolojisi yüzünden sanki yeniden gözlerin geçirmesine sebep oldu. Tabii şu anda bir sosyal medya kirlilik yaşanıyor. O ayrı mesele. O önceden de vardı. Virüsten önce de vardı. Ama sanki ben bu anlamda virüsten sonrasının, ben V diyorum, V'den önce, V'den sonra, hani milattan önce, milattan sonra değil mi? V'den sonrasının öncesinde aile bakış açısı, kültüre bakış açısı, kendimize bakış açısı, hatta topluma bakış açısı, hatta bireylerin, ben iddia ediyorum, bireylerin birbirine bakış açısı bile V'den sonra değişecek ve değişme ihtimali var diye görüyorum abi. Ne dersin? Evet. Şimdi son 30-40 yıldan bahsettiniz. Son 30-40 yılda müthiş bir köyden şehire göç var. Şehirleşme haliyle var. Şehrin imkanları. Dolayısıyla bir teknolojik gelişmeden dolayı insan gücü ihtiyacı da hasıl olduğu için köyde tarımla, toprakla uğraşan insanların gücünden de faydalanmak adına hem şehir çekti hem de köydekiler şehir hayatına bir özenti duydular. Oranın
Hayat standartı yüksek abi. Tabii, ister istemez. Tabii. Yani çocukların eğitimi, ulaşımı, eğitimi, sağlığa, çabuk paraya ulaşma, yani her konuda ihtiyaçlara ulaşma konusu. Tabii iletişim araçlarının, ulaşım araçlarının artması da bu göçü hızlandırdı. Abi bir de bankaların kredi, kolay kredi verebilir olması. Evet. Bir sürü sebep var. Yani köyden kente göçün sebepleri o kadar fazla ki yani kim olsa neredeyse gidecek. Ama bu aslında kapitalizmin bize dayattığı bir olay. Tabii kesinlikle. Dolayısıyla biz de buna ister istemez yani bu sürece hep ayak uydurmak durumunda kaldık. Şimdi eskiden köyde elde bulunan tarlasını ekip dikerek kendi ihtiyaçlarını o topraktan mutlu mesut yaşayan insanlar tabii, o topraktan elde ediyordu. Eğer birkaç çoluk çocuğu da şehirdeyse onların ihtiyaçlarını da gönderiyordu. Dolayısıyla toprakla haşir neşirdi. Şimdi günümüzde ise Anadolu'da özellikle köylerde işlenmeyen atıl durumda bekleyen bir sürü toprak var. İnsanlar topraktan uzaklaştığı için şehirdeki o teknolojinin atıklarına havanın, suyun kirlenmesine, bununla iç içe yaşamasına engel olamadığı için, bu olayların içerisinde yaşadığı için, dolayısıyla sağlıkla ilgili bir sürü problemin çıkması da kaçırılmazdı. Evet. Ben bu virüse özel değil ama diğer birçok konuda hayat standartının, yaş standartının yükselmesine rağmen daha iyi olabileceğini ama bu teknolojik atıklar, işte geçen gün bir haber okudum. İşte egzozfer düzene girmeye başlamış. Kara delikler, ozon tabakası, ozon tabakası işte düzelmeye başlamış. Öyle mi? Tabii, yani bu böyle haberler geçiyor. Ne bu? Covid dolayısıyla mı? Tabii, herkesin eve girmesi, egzoz gazlarının azalması, fabrika bacalarının gazlarının azalması. O muhakkak abi, yani mantıken de doğru. Ve o yazıda yine şöyle diyordu. Meğerse hayat ne kadar kolaymış. Günde şu kadar trafik kazasında ölümler oluyordu, şimdi olmuyor. Şuna düştüm. İş kazaları oluyordu, şimdi olmuyor. Hırsızlık, neredeyse hırsızlık oluyordu, şimdi olmuyor. Zina, fuhuş, kumar. Daha başka yani burada. Yani o kadar düşmüş ki yani bu suç. Dolayısıyla. Ama bunlar tabii şey değil. Yani. Tabii tabii. Yani bunlar. İyi o zaman hep böyle kalsın denecek gibi. Bir ama tabii öbür taraftan da ekonominin geriye gitmesi, sanayide küçülmeler, yani bunları da tabii kurulmuş bir düzen var. Bu düzeni de bozmuş durumda şu anki son yaşadıklarımız. Evet abi, şimdi bundan sonra artık gündem konularına şöyle girelim. Tabii sazımızın akordu da hazır. Birazdan şarkılı, türkü, birkaç değişik şeyler yapacağız. Şu gündem konularını bir anlatıverelim abi de. Neydi mesela? Ha, koy sürecini anlattı. Aşının, koruyucu tabii bu aşı, Covid veya Covid diyelim, artık korona demeyelim, Covid'e bulaşmamış insanlara bulaşmaması için koruyucu tedbir aşı diyorsunuz. Henüz bu Covid-19'un aşısının bulunmamış olması, dolayısıyla hastalananlar tamam ama hastalanmayanı korumakla bir de hastalananları kurtaracak bir henüz net bir ilacın bulunmamış olması. Bu iki, bilim dünyası şu anda bu iş sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil. Yani bilim, teknoloji güya aya çıktı, Mars'a adam götüreceklerdi, adam yazıyorlardı, bilmem neydi, uçup açıyorlardı. İşte insansız silahlar, robotların savaşı olacaktı falan karada, havada. Ya ama gelinen noktada biz hala bir aşıyı, onca bilim adamı, onca tıpçı bir aşıyla bir bu şeyi, Covid'i önleyecek bir ilaç bulunamadı. Şu anda dünyanın bugün itibariyle ne dedik? Ayın 10 Nisan. 10 Nisan itibariyle dünya işe düşelim. Henüz Covid aşısını ve bu Covid'i öldürecek bir ilacı bulunmamış olmasa da bugünün önemli nota abi. Bakalım kim, ne zaman, nasıl bir inandırıcılıkla, nasıl bir sürede ve nasıl bir ücretle, bedelle, nasıl bir pazarlama stratejisiyle dünyaya bunu verecek ki bu Covid'in dünyadaki ekonomik gideri, zararı diyelim, herhalde trilyon dolarları bulacak ancak bu ilacı bulan insanın gelirini de merak ediyorum. Şimdi evet. Kaybeden bütün dünya, bütün insanlık, medeniyet ne dersek değil ama kazanan bu ilacı bulan, bu aşı ve ilacı bulan firma olacak. Doğru. Bu konuda da gönlümüz istiyor ki, temennimiz o ki bir Müslüman ve özellikle Türk bulsun, bize bu yakışır,
Yani tıp tarihine baktığın zaman şu andaki mevcut tıp tarihinin temelinde çok büyük, devasa buluşlar zaten Osmanlı döneminde özellikle ve Türk asıllı, İslam asıllı bilim adamlarının eserleri üzerine koydu Avrupa'yı. İnşallah böyle ki dünyanın insanlık tarihinin stratejik döneminde bu stratejik aşı ve ilacı da inşallah bir Müslüman Türk bulur deyip bu konuyu da abi geçiyorum, pek yoruma açık bir konu değil. Senin yorumlarını almak istediğim, ha abi bugün şöyle bir olay vardı. Gerçekten ben gurur duydum. Türk Konseyi bağımsız 7-8 Macarlar'da girdi. 7 idi, işte Macaristan 1-8 oldu. Macar Türk değil aslında, yani Türk değil derken resmi Türk olarak bu mesele. Adamlar, biz biliyoruz ki sen de biliyorsun, Türk yani, Türk soyundan geliyorlar. Başbakanları da dedi ya, Atilla'nın torunları. Yani tabii ırk bilimciler, Türkologlar bunu kabul ediyor ama yeni nesil diyelim veya son birkaç yüzyıl neyse tabii Macarları ayrı boyuk olarak görüyorlardı. Dolayısıyla Türk Keneşi denen veya Türk Konseyi denen Türkçe konuşan ülkeler topluluğu deyin, ne derseniz deyin ama bizim özümüzde yan komşumuz Türk Birliği'nin de DNA'ya de burada olduğuna göre biz de siz de ben de yönetimindeyiz veya üyeyiz şu anda. Yani lafı şuraya getireceğim. Bugün itibariyle sabah saat tam 11'e çeyrek kala sıra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a geldi. Başkanı. Cumhurbaşkanı 15 dakikalık bir konuşma yaptı. Nefesimi almadan noktası bir güne kadar dinledim. Belli ki orada keşke hepsini dinleseydik. Diğer ülkelerle konuşmuş. Oturum başkanlığını Azerbaycan Cumhurbaşkanı yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanımızın konuşmasını başından sonuna kadar dedim ya dinledim ve bizim burada Türk Birliği'nde Ali Başkanımızın söylemeye çalıştığı, benim ve bizim gibi sizin gibi düşünen insanların söylemeye çalışıp da bir türlü gerek konumuz gereği, gerek bilgi dağarcığımız gereği ve gerekse haddimizi bildiğimiz için belli cümle kurmamak adına kuramadığımız cümleleri Cumhurbaşkanımız bugün orada benim adıma konuştu. Yani benim adıma imzamı atabileceğim bir konuşma yaptı. Dolayısıyla dedi ki abi, yani benim anladığım, siz de bilmiyorum izlediniz mi, dinlediniz mi? Yok ben sizden duydum. Ha, ben denk geldim. Yani bütün zaten karşısında bütün diğer 8 ülkenin bir numaralı başkanları oturuyor. Konferansı teknolojiyle, bilgisayarla, webte. Dedi ki bunu şey yaparak, fırsat bilerek Türk Birliği adına bu 8 ülke bunu fırsat bilerek dedi. Yani altını çizdi. Yani bundan sonra öncesine katmadı. Ama gelecek için muazzam bir projeksiyon çizdi. İşte gerek gümrük birliğinin kaldırılması, gümrük birliği derken yani bazı ülkeler bizde hala kendi aramızda var ya bu 8 ülke arasında. Nakliyede bazı ülkelerden bir tren, Azerbaycan'dan devam eden bir tren yolumuz varmış. Onun bir an evvel hızlandırılması, diğer ülkelere kapsaması gibi neyse ayrıntıya fazla girmeyin. Gerçekten bu 8 ülkenin tam bir birlik içinde olması adına ekonomik anlamda öncelikle bu bahaneyle taşımacılık, sağlık, turizm ve nihayetinde bunu söylemese de birkaç yerde kültür altyapılı tabii. Kültürü zaten rahatlıkla söyleyebilirsiniz de dünyada kimse ilgilenmez. Yani iki ülke birbirine kültür birliği yapması kimse ilgilenmez ama ekonomik, askeri, ticari, özellikle ticari işbirlikleri birilerine rahatsız ederdi. Bugün Cumhurbaşkanı çok güzel mesaj verdi. Pek çok konuda da yani sadece mesaj değil, yani üst perdeden böyle ahkam kesmedi. Dedi ki, bugün bu konuşmadan sonra dedi, mesela ulaştırma konusunda dedi, bütün bu ülkelerin ulaştırma bakanları da görüşsün. Sağlık konusunda sağlık bakanlarımız görüşsün. Yani yolda gösterdi yani, projeksiyonu uzuttu. Yani bugünden sonra dedi, bakanlarımız bu konuda dedi, karşılıklı görüş alışverişini hızlandırsınlar. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanımızın bugünkü Türk Konseyi'ndeki Türk Birliği adına bu virüs bahanesiyle yaptığı konuşmaya %100 tebrik ediyor, takdir ediyor, altına imzamı atıyorum. Siz dinlediyseniz de sizin görüşünüzü açtım ama yani günümüzde gerçi her ne kadar bu COVID sürecinde eskisi kadar olmasa hızı açsa da Türkiye'de bir kutuplaşma, siyasal kutuplaşma söz konusuydu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bugünkü bu konuşmasıyla sadece Türkiye'deki biz yaşayan Türkler değil, dünya Türklüğüne de bir güzel bir mesaj verdi. Konuda sadece değerlendirme halini. Tabii Türkiye Cumhuriyet Devleti biz, Türklerin devleti. Yani Türklerin yurdu. Dolayısıyla başka türlü konuşması da beklenmezdi. Bir de karşısındaki anladığım kadarıyla sanal bir konferans. Sanal, tabii. Karşıdaki ülkelerin halkı da
ağırlıklı olarak Türk. Tabii burada bir, burada bir siyasi birleşmeden ziyade tabii ekonomik, kültürel, tabii sosyal bu birleşmeler öyle ya da böyle mutlaka gerçekleşecek. Ben gelecekten bu konuda umutluyum. Aklın yolu birdir. İnşallah. Çünkü tarihimiz bunu emrediyor. Tarihimiz evet. Bizim geldiğimiz yurdumuz Türkistan. Orada hala hayatiyetini devam ettiren soydaşlarımız var. Batıya göç etmiş, demin Macaristan örneğini verdiniz. Bulgaristan'a keza. Dolayısıyla onların halkında da bu konulara sıcak bakacak, yönetimlerinin bu konulara sıcak bakacağı durumlar var. Yani tarihimiz bize aslında bu yolu gösteriyor. Nasıl ki Avrupa Birliği, diğer Birleşmiş Milletler, UNESCO farklı amaçlı olsa da birleşimler olmuş, NATO, Varşova. Mesela rahmetli Özal zamanında Karadeniz Ekonomik İşbirliği diye vardı. Rahmetli Erbakan zamanında D8'ler diye oluşumlar vardı. Bunlar tabii sürdürülemedi. Bunların sürdürülemeyiş nedenlerinden uluslararası ilişkilerden, siyasetten, güç odaklarından kaynaklanan durumlar. Bizler akıllı hareket edip, bu ülkelerin liderleri akıllı hareket edip, evet. Yani aklın gereğini yapmaları gerekiyor. Bizlerin de gerek sivil toplum kuruluşları ile, gerek çeşitli platformlardaki düşüncelerimizi mantıklı ve akıl içeren düşüncelerimizi bu şekilde aktarmamız gerekir. Onlara bu şekilde yardımcı olmamız gerekir. Evet. Mantıklı ve akıllıca bir güzel oldu inşallah. Ya. Birliktelik diye düşünüyorum. Abi bir güzel haber daha. Yine bugün sabah özellikle işte kahvaltıyı artık geç saatlerde yapıyoruz da 10 haberler insanı. Yani laf lafa açıyor. İngiltere düşünebiliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti İngiltere'ye bir kargo uçak dolusu bu olayla şimdiki bu virüsle ilgili artık maskesinden tut, koruyucu yeleğinden tut veya neyse artık bir kargo dolusu İngiltere'ye biz yardım gönderiyoruz. İngiltere şu anda sağlık sektörü dünyanın pek çok süper güç ülkesi Amerika başta olmak üzere olduğu gibi feşler ya. Şu anda kendi vatandaşlarının bu COVID-19 salgını karşısında maalesef aciz içindeler. Yani her konuda dünyaya ahkam kesen ve gücün simgesi temsil olan ülkeler şu anda aciz içindeler ve Türkiye Cumhuriyeti onlar normal günlerinde Türkiye yaptıklarını herkes bilirken her fırsatta bizim altımızı oymaya, arkamıza dolaşmaya, her türlü kahpeliğe, yavşaklığa yapmalarına rağmen biz bugün tıpkı ecdadımız gibi, Selçuklu, Osmanlı gibi bugün aynı onun itibariyle İngiltere'ye bir kargo dolusu tıbbi yardım gönderdik. Geçtiğimiz günlerde bildiğim kadarıyla İtalya, Fransa ve Almanya'ya birkaç ülkeye de gönderdik. İşte bunlar gerçek Türk'ün, gerçek Müslüman Türk'ün ne olduğunu %100 gösteriyor. Böyle zamanda rol olmaz abi. Birileri rol diyebilir. Siyasi kutuplaşma yüzünden biz birbirimize normal zamanda birbirimizin ah dediğine böyle kara diyebilir, işte yanlış bakabiliriz, bakış açılarımızdan dolayı farklılıklar olabilir ama böyle zamanlarda işte benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğü bu. Bir, İngiltere yapılan yardımda gördüm. Bir de şunlar gördüm. Her ne kadar ben Ekvator'dayım, kutupların dışındayım desem de ilk kampanyanın açıklandığı gün. Hani bu biz bize yeteriz Türkiye diye sloganıyla bir olay var ya. Şimdi bunu siyasete alet edip kutuplardan baktığımız zaman evet eğer iki kutup da kendine göre bunu çürütecek malzeme de buluyor veya kendince bir şey. Ama ben şunu son günlerde de bugün birkaç tane değişik kanallarda bu biz bize yeteriz kampanyasıyla ilgili ülkem insanının katılımlarını görünce ben geçmişte yaptığım o keşke kutuplardaki insan yaptığı yatırımlardan utandım. Neydi bilirsin diye ama bugün bir işçinin iki çocuğu bisiklet almak için kumbarasında arasında biriktirdiği paraları oraya verdiler. Polisi çağırdı babası. Tunceli'de. Yani herhalde. Şey önemli değil. Yani iki çocuk biz bize yeter kampanyasına kumbarasındaki para verdiler. Bir hacı amca veya nene miydi? Kendisine gelen yardım dolayısıyla gelen bu 1.000 lira dağıtıldı ya. Evet. Anasının hak sütü gibi herhal. Evet. Bak para. Onun 500 lirasını tekrar iade etmeye çalıştı. Yani buradan ben şu sonucu çıkardım. Yani ne olur siyasi kutupların ben birini eleştiriyorum diye öbür taraf beni kendinden görmesin. Ben o Ekvator'dayım. Ben iki tarafında kendimce kastırıyorum. Ya biz bize yeter kampanyasında devletin toplayacağı paranın miktarı hiç önemli değil ki.
Devlet de zaten ben inanıyorum ve zannediyorum ki bütçesi yetersizdi de vatandaştan bir parayı ne kadar alırsak bütçemiz dolar biz de damada aktarırız falan niyetin olduğunu kesinlikle zannetmiyorum. Öyle olsa bile, onu planlasa bile bak, bile diyorum bir şey. Ya böyleyse zamanlarda toplumu bir arada tutacak, tetikleyici bir takım sosyolojik, bu tür bunlara ne diyorlar? Olgu mu dersin, projeler olması gerekir. İşte bu proje, biz de yeteriz proje sayesinde insanlar birbirine yardım ediyor. Yardımlaşmanın adına işte tetikleniyor. Devlet olarak bunu yapmak zorundaydı. Ha öbür mahalleden bakıp da Erzurum'un belediyelerini yaptığını niye yasakladı diyebilir. Tamam o eleştirisi. Belediyelerin kampanyalarını niye yasakladı ya konusunun siyasiyle birbirine cevabını versin. Ama ya keşke belediyelerde yasaklanması onlar da yapaydı. O da toplumu birleştirecekti. O da yapaydı yani. Ama böyle zamanda gördüğümüzden ziyade, gördüğümüz, duyduğumuzdan ziyade doğru perde arkasına bakalım. Ben bugün o çocukların akülü motosiklet alacaklarmış. O parayı vermeleri nenemin %100 ihtiyaçlı belli, paranın yerini vermesi gibi olaylar. Demek ki bu tür projeler toplumların böylesi zor zorunlu birlik beraberliği söylemden ziyade eyleme dönüştürmesi için bir fitil ateşlenmiş oldu. Ve insanlar oraya yardım ediyor. Kaldı ki zorla tabii ki değil. Yani gönüllük esasına doğru. Ya evet. Sen veresin vermesin tamam. Ama verene karışma. Verene hakaret etme. Küçümle aşağılama. Ha gönül isterdi ki yine bu benim görüşüm. Keşke belediyelerin bu anlamdaki kampanyaları da hükümet tarafından engellenmeseydi. Herkes çapınca bir şey yapsaydı. Biz dernekler, biz de birkaç dernek sivil toplumlar. Biz de yapsaydık, belediyeler de yapsaydı, devlet de yapsaydı daha güzel olurdu. Ama sanırım bu COVID dolayısıyla yani daha çok insan sahaya inmesi gerekecekti. Hastalığın bu izolasyon için alınmış olduysa onu da bilemem. Bunu da açıklanabilirdi. Çünkü Türkiye'de işte öbür kutup bunu sürekli artık biz bize yeteriz kampanyasının çok güzel artılarını sırf o bu sebepten dolayı belediyeler yasaklı sebepten dolayı sanki çöpe giderecek gibi bir şey. Bunun için ben yine de her neyse olayı toparlayayım. Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti olarak biz de şu anda yaşayan biz son vatandaşlarımız, son derken yani bu an itibariyle bizden önceki atalarımız tıpkı Osmanlı, Selçuklu ve Orta Asya'daki Türkistan'daki atalarımız gibi tarihimizi iyi biliyoruz. Siz de ben de biz son zamanlarda bayağı bir yoğun tarih bilgisini almaya başladık. Biz, ben artık abi bizde kara dönüm yok ya bu millete. İnşallah. Biz birleşmesini biliyoruz. Böyle çok mutlu ve dar günlerimizi omuz omuzuna vermesini de biliyoruz. Siyasiler her ne kadar kendi siyasi ve basit maddi hesaplarıyla ufak tefek birbirine girse de bizim de boş boğazlarımız bazen onlara şak şak sırt yapsak da sonuçta biz bir araya gelmesini biliyoruz. Diyorum ben abi bu konuyu, bu olayı biraz kapatalım. Biraz da olaya şiir, şarkı, müzik. Evet, evet. Ben de bir iki cümle katkı evet, yapayım biz size. Bir iki cümleyle. Şöyle biz lider bildiğimiz insanlar, ülkemizi yöneten ve yönetmeye talip olan, yani hiç kimseye ayırmadan söylüyorum, bir slogan üretiyor, bir cümle kuruyor. Sanki biz burada aynı cümleyi düşünmüşüz de kurmuşuz gibi oraya arkasına koşuyoruz. Yani öyle bir sizin de dediğiniz gibi kutuplaşma var ki, yani aynı cümleyi ben burada sanki düşünmüşüm, hayır o söyledi diye peşinden koşuyorum. Yani aklımı, mantığımı çalıştırsam, benim memleketim, milletim, halkım, komşum, faydası neyse, menfaati neyse, hangi düşünceyle bunların ekonomisi, sosyal durumu, kültür durumu yükselirse, yani işte bu yardımlaşma kampanyaları, ben de katılıyorum. Mesela belediyelerin bağış yapması, bağış alması konusunda bir kanun engel yok. Yani kampanya başlatması belki kanuna izne tabi ama yani bir ihtiyaçlının ihtiyacı görülüyorsa o bir faydadır. Tabii yukarıdakiler bazı siyasi mülazalarla hareket ediyorlar ama bu konularda bizim halk olarak birlik ve beraberlik için olmamız lazım. Evet. Bizi uçlara çeken sloganların peşinde koşmamamız lazım. Kim söylerse söylesin. Ya isterse Cumhurbaşkanı söylesin. Tabii ki, aynen. Aklımız ya. Aklımızı kullanacağız. Bu niye söylüyorsun? Bu yanlış kardeşi diyemeyeceğiz. Ha, siyasi söylenirse bir Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı, ben bunu yapayım. Yani ben bir komşuma veya mahallemdeki bir ihtiyaç sahibine yardım edeceğimde kime engel olacak bana? Kimse olamaz ha. Benim sandıkta oy vermemi kim engelleyebileceğini. Yani Cumhurbaşkanı bir şey söylemişse evet doğru diyebilmeliyiz. Muhalefet lideri bir şey söylemişse ya bu gerçekten doğru bir şey diyebilmeliyiz. Biz kutuplaşmayı bırakmamız lazım. Siz son zamanlarda çok kullanıyorsunuz. Abi bilerek ekvator,
doğrusu ama tanımlamasını tabii ya. Dolayısıyla çok böyle kutuplarda dolaşmamamız lazım. Evet, kesinlikle abi. Yok abi. Evet. Çünkü evet. Günler geçecek. Kesinlikle öyle. Abi hemen ben de Bologna sevdim. Dolayısıyla tabii. Senin de sazını aradım abi. Anlam ve önemine binaen bir tane bir iki. Evet abi. Nasıl getiriyorsun o kadar misafire Kolonya'yı, o da ayrı bir durum tabii. O bizde de biraz kabahatlar bu işlerle. Abi eyvallah. Sağ olsun. İhsan abimizin Kolonya'sı bitmek üzere. İhsan abi şu evet, anda evet. 65 yaşlarına takılan İnşallah onu evde kalanlardan da olur. Ona dikkate alalım inşallah. Bir gelişimizde. Dayan abi şu sazı elini al da şöyle bir biraz da siyaset geçelim, biraz da şey sanat. Korona günlerinde bir de ne kadar aşık varmış, ne kadar ozan varmış, ne kadar şair hepsi varmış. Hepsi yüzüne çıktı değil mi? Bunları da yani meydana çıkardı. Evet. Ya gözünü sevdiğim korona ya. Abi nasıl yapalım? Sen önce bir kendi bildiğin bir türkü söyle. Öyle mi yapalım? Sağ söyle ondan sonra. Yani amatörce. Bana fon yap. Abi, ben bir şiir okuyayım. Tamam. Yani böyle zaten yarım saat. Sazı elim alınca benden de bir, fazla bir beklentiniz olmasın yani. Abi adı üstünde amatörce bir şeyler yapıyoruz. Bu arada mesajlarımız geliyor. Evet. Bu arada sen arayı doldur. Ben arayı doldurayım abi. Ben abi madem sen şu biraz önce senden istihbaratını alıp da Facebook'ta en son paylaştığım hemşerimin yazısını buradan okumak istiyorum Tayyar abi. İzin verirsen. Ne güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Sen istersen şeyini yap. Değerli dostlar, konuşmayalım, direkt okuyorum. Hikmet Teker olarak sosyal medya hesabında paylaşırken şöyle yazdım. Altına imzamı atabileceğim ve noktası virgülüne kadar katıldığım bu yazıyı paylaşmak bana yakışan olsa gerek. Yüreğine sağlık hemşerim, duygularıma tercüman olmuşsun. Hemşerim, Konya'daki hemşerilerin Akif Saracoğlu'nun duvarındaki paylaşımı aynen Akif Saracoğlu ismiyle kendi duvarımda paylaştım. Akif hemşerim şöyle diyor, ben diyorum daha doğrusu. Yani benim adıma söylemiş. Kendi öz nefsime eleştirimdir. Gündelik hayatımda yönetmem gereken evimi, ev ekonomimi, işimi, ekibimi, dış çevre olan ilişkilerimi yönetirken çok mu mükemmel ve hatasız yönetiyorum ki? 83 milyonluk bunun içerisinde milyonlarca haini barındıran koskoca ülke yönetenleri pervasızca eleştirmeye kalkıyorum. İlmim ne kadar ki bilgim ne kadar olsun. Bir nevi savaş ortamında ulusal mücadele gerektiren bu süreçte anladığım bir şey varsa dinimin emrettiği ulul emre itaat ve Türk devlet geleneğine göre de devletin büyüklerine milletin bir parçası olarak yardımcı olmam gerekiyor. Boş beleş klavye kahramanlığıyla sırf muhalefet etmek için yazmak, sırf eleştirmiş olmak için de konuşmamak gerekiyor. Elhasıl kelam, dünyayla birlikte içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte gösterilen dirayet ve mücadele ve yönetim organizasyonu için ulul emir sıfatında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, diğer bakanlarımıza ve devletin her kademesinde milleti için mücadele eden devlet erkanımıza, sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, belediyelerimize tüm samimiyetimle saygı ve şükranlarımı sunarım. Rabbim devletimize zeval vermesin, milletimizi virüs illetinden en kısa sürede kurtarıp selamete erdirsin. Saygılarımla Akif Saracoğlu, bir TC vatandaşı demiş. Hikmet Peker, bir TC vatandaş. Evet, işte akıl dediğimiz olay bu. Evet. 1935'li yıllarda, 36 yıllarda bir uzman çavuş Uşak'ta askerlik yaparken bir kıza aşık oluyor. Evet. Oradan tayin oluyor. Fethiye'li kendisi. Bir kısmını Uşak'ta söylüyor türkünün. Bir kısmını Fethiye'de derleme yapanlar öyle söylüyor. Mektup bekliyor, mektup gelmiyor falan. Böyle bir iki cümleyle değindiğim hikaye soran bir türkü. Kiremit'te buz musun? Thank you.
de bozmasın. Gelin misin kız? Vefasızlık eder isem bir veba.
sobalar çiçek açar, alma al. Güllerini dersem ağlar seni. Milyonları sürüklemiş ardına, kıskanırım göz sürdürmem yurduna. Tüm nebatı dermandır her derdime, merhemini sürsem ağlar seni. Dalgalıdır denizleri çevrilir, günden güne başkalaşır evrilir. Bir o yana bir bu yana sarılır, sebebini sorsam ağlar seni. Tarihi de doğası da izlidir, üzerinde ne değerler gizlidir. Boğazında gerdanlıklar dizlidir, zincirini kırsam ağlar seni. Zincirini kırsam ağlar seni. Anadolu anaların yurdudur, yavruları dağlarının kurdudur. Her birisi tek kişilik ordudur, kışlasına girsem ağlar seni. Toprağında bin bir çeşit devası, ömre bedel bir nefeslik havası. Bir karışı iffet namus davası, düşmanına versem ağlar sevdi. Ne söylense kifayetsiz az olur, bir mevsimde hem kış hem de yaz olur. Bir ekersen başak varır yüz olur, 99 dersen ağlar sevdi. Yani 2011 Nisan'ında, yani yaklaşık 9 yıl önce Tayyar Yıldırım'ın kaleme aldığı Anadolu isimli şiiri. Evet, benim de sevdiğim şiirlerden birisi. Gönül Sızım'ın Bam Telleri şiir kitabından okudum. Abi yüreğine sağlık gerçekten. Sağ olasın. Yani öylesine ortadan açılmama güzel bir şiir çıktı. Evet. Abi teşekkür ederim. Güzel yorumladın sen de, ben de teşekkür ederim. Biliyorum acizane. Şiir güzel olunca abi diyor ya, okuyor işte, şiir okumuyor. Evet. Evet abi, bir şey daha dinleyelim senden. Böyle umarım bizi dinleyenler, şu anda evlerinde izolasyon süreci dolayısıyla ne yapsak diyenler, bulaşık, yemek, çamaşır işlerini bitiren, kenara çekilen ev erkekleri, malum bu süreçte hanımlar artık istirahate izin ayrıldılar. Bu işleri madem hayat müşterek, şimdi çoğu erkek, çocuk yaşlarında, ben mesela çocuk yaşlarında yapardım bu işleri abi. Evet. Tabii yapmıyorduk. Şimdi ben de unuttum mu acaba diye artık ev süpürmeye, bulaşık yıkamaya. Yapmamız lazım. Çamaşırları makineye atmaya, çıkanı asmaya, bu şey asıyorlar abi, çamaşırlar falan asmaya falan. Unutmamışım yani, arada bir deniyorum. Yani, daha değil yani. Evet. Ama şimdi hanımlar erkek gibi çıkıp dışarıda para kazanıp gelmiyorlar yani. Şimdi onlar evde emredince biraz böyle abes oluyor. Onlar olmasa daha rahat yapacağız da. Diyoruz ki yani biz gidiyoruz, siz evde rahat rahat yapıyorsunuz, eleştiren yok. Şimdi ben yemek yaparken, bulaşık yıkarken hanım şura olmadı, bura olmadı, ikide bir arkadan ayar verip duruyor. Ben de yere vuruyorum, al lan kendin yap diye veririm ya onun için. Yok, yardımcı olmak lazım, yardımcı olmak lazım. Esprili olmak lazım. Ne söylüyorsun abi? Ben de bir şey okuyayım mı? Tabii. Hem fonu kendin vereceksin mi? Tabii. Tamam. Uçtu ellerimden yavru kuş gibi, unutayım dedim, unutamadım. Yıllar öncesinden kaybetmiş gibi, unutayım dedim, unutamadım. Gökyüzü matemli, esmiyor rüzgar, içimde burukluk,
hüzünlü bahar. Her köşe başında ondan bir iz var. Unutayım dedim, unutamadım. Adresini her gördüğüme, bağlandı umudum bir kör düğüme. Takılmayın benim sürdüğüme, unutayım dedim, unutamadım. Bilmezden gelirim aklıma düşer, gözyaşım dökülür birer ikişer. Ne yapayım, ne yapayım, bazen şaşırır beşer, unutayım dedim, unutamadım. Bir yağmur seler ıslanır beden. Yürek tutuşur mu yoksa bir neden? Geri mi çağrılır çekip de giden? Unutayım dedim, unutamadım. Karanlık basınca çoğalır hüzün. Ömrü kısa olur o an gündüzün. Suçu yok baharın veyahut güzün. Unutayım dedim, unutamadım. Hafifçe bir rüzgar eser seherde. Düşünme desem de duruyor serde. Aklıma geldiği hemen her yerde. Unutayım dedim, unutamadım. Herkes uyur, ıssız kalır geceler. Gecelerde koyup gitti niceler. Kalbim istemese dilim heceler. Unutayım dedim, unutamadım. Unutamadım. Evet abi. Ne zaman yazdın abi bunu? Bu aşağı yukarı bir üç aylık falan. Yeni mi? Tabii. Hala unutamadım. Yani. Demek ki... Ama bunun hikayesi biraz farklı. Evet. Arkadaşımdan biz izin alırsam eğer onun hikayesini de anlatırım. Onun başından geçen bir olayın etkisiyle. Evet. Meydana gelmiş bir şiir. Abi şiir sırası bende mi? Evet. Gerçi saz var da abi şu şiire ben şuradan müzik açabilir miyim? Yani, tabii. Yani ne olur sen şey saymazsın. Aynen. Yok canım. Çünkü bu müzikle bu şiirin gideceğine inandığım için geçen de son canlı yayında da okumuştum. Eyvallah. Kan çiçekleri diye. Bir meçhul konu, ne başı malumdur, ne belli sonu. Bilmem ki nereden tanırdım onu, kırık bir aynada gördüm galiba. Saç dağınık, boyu benim kadardı, buruşmuş suratı sanki mezardı. Neyim var desem belki kızardı. Sadece bir selam verdim galiba. Duruşu vakarlı, tavrı ağırdı. O gün sokaklar lal, gece sağırdı. Yürürken şair gel diye bağırdı. İrkildim, aniden durdum galiba. Yavaşça yaklaştım, kaşını çarptı. Öfkeli bakışı sanki tokattı. Saatlerce bana beni anlattı. Korkmasam sen kimsin derdim galiba. Söyledi ağladım, sustu dinledim. Mahzun bakışında aşkı dinledim. Sükutu şerh eden sözü anladım. Şiir defterini dürdüm galiba. Ateştim hem, aşkın külü değildim. O gülizar, ben bağın gülü değildim. O geceden eve, ben deli değildim. Ruhuyla ruhumu ördüm galiba.
ve güldü. Yüzünde sonsuzu tattım. Kapattı göz, kapat gözlerini dedi, kapattım. Eyvah diye birden etrafa baktım. Bir gölgem, bir de ben vardım galiba. Terk etmek reva mı kalbimi çelip? Al beni de götür bir daha gelip. Sırrın hududunu aşkınla delip, aklın zincirini kırdım galiba. Evet. Güzel. Sonra böyle güzel bir şiirler benden olsun. Buyurun abi, çay alsın. Ben de bu arada abi bize bir yemek çaydan verip sen devam et. Şiir, on çay. Vay be. Güzel.
yuttuğumu tutuyor. Vallahi abi şarkı çok, türkü çok güzelmiş yalnız. Çok güzel, evet. Neşet'in. Neşet'in hep aşağıma. Evet, tabii tabii. Abi sana nane limon çayı yaptım. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, boğazımı da gıcık tuttum. Şimdi ona iyi gelir herhalde bu. Evet, evet. Ya bu şarkılar, türküler... Çok güzel ya. Olmasa, hakkını tam vermek lazım da. Düşünüyorum da yani insanlık, alemi, insanların bu şarkı, türkü, şiir yani duygusal yönü olmasa, sırf böyle hani realist mi diyelim yani, realist bakış açısı yani her şeyde aklı mantığı öne süren. Aynen. Tabii ki akıl her şeyin önemlisi, insan olman şey de, fakat bazen duygusallık yani inanç yönü de ayrı bir şey, fakat bu sanat özellikle, bu şarkı, türkü insanı insan yapan özelliklerin bence başında da bilim yani güzel, iyi ki insan olarak bunları yani hayvanlar oturup böyle şarkı dinlemiyorlar veya zevk almıyorlar. Bitkiler dinlemiyorlar. Böyle bunlar yani bak, biz insanların diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de bu yani. Bunun akıllı mantıkla izahı tabii bilim adamlarınca vardır. Yani nedir bu da? Mesela bazı hastalıkların tedavisinde müzik kullanılıyor işte. Şiirler, sanat diyelim buna, kültür, sanat. Bu bilim adamları tarafından, bunlar tabii sosyologlar demiyor, sosyal bilimciler. Birebir tabii ki olmazsa olmazı. Yani şunu demek istiyorum, ya, iyi ki var ya, bu saz var, bu Türkiye aslı diyorsunuz saz. İyi ki müzikler var, türküler var, şairler var, şiirler var. İşte bazen cevapsız sorularla takılıp kafamızı, hele bu siyasi kutuplaşmanın ve birinin aktarıyla bu tür böyle son günlerde ülkemizde yaşandığımız olduğu zamanlarda insan nereye baksa iki tarafta haklı gibi gözüküyor. O da haklı, o da haklı. Arkadaşlar Nasrettin Hoca demek için hiç maksat tanımlama girdiğin zaman bir türkü patlatıyor birisi, bir şarkı dinliyorsun abi, tamam işte haklıyı da geç, haksız da geç, dünya falan değil. Şimdi bir de ilginç olan şu var. Özellikle bizim Anadolu'muzda bu müzik, şiir, tabi bütün dünya toplumlarında var mı da? Mesela abi, müzik evrensel de ama biz evrensel ama Anadolu'da mesela bir Karadeniz türküsü dinliyorsun, İç Anadolu'da olarak mest oluyorsun. Karadeniz olmadan bile mest oluyoruz biz, değil mi? Gidiyorsun Ege türküsü dinliyorsun, ondan mest oluyorsun. Yani Güneydoğu aslında öyle. Bizim o ayrışım gibi görünen, ayrılık gibi görünen özelliklerimizi çok basit elemine edebiliriz. Yani işte millet... Ama birileri istemiyor abi belki de. Yani bizim tabii ki, kültür olarak mutlaka. Yani aynı sadece Türkiye'nin içinde sen bölgesel farklardan bahsediyorsun da. Yani bugün bir Azerbaycan televizyonunu, kanalını dinleyin abi. Sözlerini %50 zaten anlıyoruz da. Oradaki melodi de hiç yani yabancı değil yani. Kulağımıza ne demek istediğini hissedebiliyorsun veya hiç dilini bilmediğim bir Kürtçe Kanal Kürdi var işte. Açıyorum bazen abi. Ezgisinden. Ezgisini biliyoruz ya zaten biz. Yani onlar gibi bu sanatçının Kürtçe anlamasam bile gerçekten bir Türkçeymiş gibi zevk alabiliyorum. Yani oradaki bir melodiden yani onun sözlerini tahmin ediyoruz bildiğimiz türkülerde. Yani müziğin evrensel olduğu bir aşikar ve iyi ki bizler de yani siz tabii çalıyorsunuz da siz hem şairsiniz. Yani bu duygusal yönümüzün, sanatseverlik yönümüzün de İyi ki var ya, bazı insanlar da yok. Aynı topraklar üzerinde aynı şartlarla doğmuşuz, büyümüşüz, aynı çileleri çekmişiz. Özellikle devamlı 30-40 yıl öncesine vurgu yapıyoruz. Mesela şimdiki ortamda niye bir türkü böyle çıkıp da mesela hit parça olmuyor? Neden? Çünkü mesela Türk halk müziğinde yaşanmışlıkların eseri o çıkan şiirler, o eskiler, türküler. Bir şeyin abi dışa vurum ama şimdiki günümüzdeki gençliğin çıkarttıkları yaşanmış hikayesi değil, anlık nefsi duygularını dışa vurum. Ben oturuyorum evet. Şu anda abi nefsi olarak ne istiyorum? Tamam şu anda terliysem terlemeyle ilgili veya cinsel bir aşık hissediyorsam onunla ilgili veya bir yerde olmayı istiyorsam nefsani, deniz kenarında olmak istiyorum, diskoda barda olmak istiyorum. Yani hayvani ve nefsani duygularımın depreştiği zaman da kağıt kalem alıp yazıyorum, al sana şarkı oluyor günümüzdeki. Şarkı inan evet, böyle, evet, ne bir saniye. Evet. Yani ne bir yaşanmışlığı var, ne bir hikayesi var, ne bir kültüre tabana oturuyor, ne bir inanca şey, oturuyor. Kültür yozlaşması dediğimiz bu yani. Yani yozlaşma belki biraz ileri bir söylem oluyor ama yaşam şartları bizi o duruma getirdi. Yani günlük, anlık yaşamlar, günlük aşklar, sevdalar. Eskiden öyle miymiş? Aşık oluyormuş belki hiç görmediği bir yüze. Evet. Mesela tanım üzerine, tarih üzerine, kendisinin kurguladığı konular üzerine mesela.
Abi bizim dönemimizde öyleydi yani. Şimdi ben oldum mu dersem özele girer ama yani belki bir sefer camın önünden geçtim ya, yani bir sefer yolda karşılaştığım bir çift göze aşık olup şiirler yazan, hatta ara sevda yakalanan insanlar vardı. Evet. Yani bizim dönemimiz, benim yaşım o dönemin son kuşağıyız. Yani televizyon yok, elektrik yok, yani son kuşağız. Yani biz gıt kanaat yetiştik yani o ergenlik döneminde. Fakat bizden önceki dönem, yani 50 yaşta doğumlular ve öncekiler, biz 60, ben 60 kuşağıyım. Yani biz de ucundan kıyımdan bulaştık ama şimdikilerde öyle bir şey yok abi. Aşk, sevgi anlamını kaybetti. Evet. Dolayısıyla onun şimdi aşk ve sevgi olmayınca da zaten... Türkü çıkmaz. Çıkmaz abi, çıkmaz. Şiir çıkmaz yani. Çıksa da dediğim evet. gibi işte efsaneyi çıkar. Onun için tabii ki iyi ki günümüzde... Abi şimdi şuradan benim çok beğendiğim, çok sevdiğim, yani sen de biliyorsun, idolüm insanlardan birisi Ozan Arif'in bu günler için seslendirdiği bir şiir var abi. Onu müthiş bir sanatkar, yani siyasi bir insan toplumuna bu kadar mı şey var yani, evet, duygularına evet. tercüme olur abi, işte oluyordu, oldu, Allah razı olsun. İşte siyasi kimliği öne çıkmış, o sanatçı kimliği hep arka planda kalmış. Halbuki ne kadar derinlikte şiirler yazdığını görüyoruz. Yani birileri mutlaka onun siyasi kimliğiyle eleştirisel bazda söylüyorum hani. Evet. Dolayısıyla yani çok derinlikli. Çok güzel konuşuyorsun. Yani Ozan Arif'i sırf ülkücü olmak, ülkücü değil de daha doğrusu MHP'yle mal olduğu için o dönem, yaşadığı evet, dönemde evet, özellikle evet. yurt dışına sürgün döneminden evet. önce MHP'yle sembollaştığı için toplumun büyük bir kesimi, yani belli demiyorum, büyük kesimi Ozan Arif'i dinlemedi bile. Bu adam ne görmüş düşünmedi bile. Ne olsa post bıyıklı bu MHP'li faşist. Tamam dinlemedi bile. Hep öyle yapmıyor muyuz mesela? Bizler Ahmet Kaya'yı için de aynı şeyler oldu. Ahmet Kaya'yı ben gençliğimde gazetime takmazdım yani. Aynen. İşte aynı olayda bugünkü yani Ozanköy diyelim bugün değil mi? O günkü solcular Ozan Arif ne diyor hiç merak etmediler. Biz Ahmet Kaya ne diyor hiç merak etmedik. Şimdiki bu kutuplaşma gibi, o zaman kutuplaşması, bu komünist, bu işte köpekçi neyse o zaman gelin. İçeriye bakmadık, doğru. Evet, içeriye biz özü atladık. Evet. Oysa adamlar gerçekten şimdi tabii ki ama ikisi de rahmetli oldu. Yani benim o çocuk yaşlarımda, gençlik yaşlarımdaki bu kelimeyi kullanmak istemem ama yani kutuplardaki iki isimse bir tarafta Ozan Arif, bir tarafta Ahmet Kaya, bu türkü sanat arasından. Evet. İkisi de hayatlarında yaşarken hak ettikleri değeri bulmayan iki sanatçı bunlar. Gerçekten doğru, sanatçı. Doğru. İkisi de kendi bulunduğu coğrafya bakış açısı, kültürü açısından net bir şekilde anlaşılamamış. Düzeni yorumladılar. Ona göre düzen böyleydi, buna göre düzen böyleydi. Ha, ikisi de yalnız şu ortak özellikleri şu. İkisi de mevcut düzene başkaldırıyorlar. O da başkaldırıyordu, bu da başkaldırıyordu. Yani ikisi de düzenin şimdiki gibi marabası, şakşakçısı, ya düzen yapıyorsa doğrudur, devlet yapıyorsa tamam, bize biat etmek şöyle zihniyetinde olmayan dik duruşlu insanlardı. Aykırı şeyler söyleyen. İkisini de rahmetli alıyorum. Neyse fazla uzatmadan ben de şiir hakkımı internet üzerinden Ozan Arif'in Arkadaş diye bir şiir var. Bununla paylaşmak istiyorum. Ben insandan korkmam. Ama insanın yılanından korkuyorum arkadaşlar. İnsandan da değil, buna inanın. Yalanından korkuyorum arkadaşlar. Bir insan ki eli beni diliyle sağlam ise seviyorum abiyle. İnsana sevgimin insan eliyle talanından korkuyorum arkadaş. Sezar'la Brutus dost imiş önce. Her dosta dost demek çok yanlış bence. Gıybetteki dostun yüze gelince gülerinden korkuyorum arkadaş. Kimse sevmez namussuzu azgını. Mesela hırsızın olmaz düzgünü. Her hırsızdan değil, yetim rızkını çalandan korkuyorum arkadaş. Hepsi de bir yana ibadet.
Evet abi, çok evet. Güzel söyledin. Evet. Kadına değil diyor, yani erik olası olanlar. Yani benim son zamanlardaki, geçtiğimiz haftada yazdım, fahişelik ve orospuluk arasındaki fark diye. İnsanlar tabii bir anda başlığı görünce sanki arma gündüş yaptı ama. İşte bu virüs süreci de inşallah insanların ben ne yapıyorum, ben neyin peşindeyim, ben bir muhakeme yapması için aylık, yıllık neyse bence inşallah öyle olacak ya, yani olur yani. İnsan olan her insan, hele ki kanı Türk, cibilliyeti Türkse, hele ki inancı, dini, maneviyatı İslamsa, Müslümansa, buyur sana fırsat işte, kapandın evindesin, bunu yapar, ben yapacağını zannederim abi. Her ne kadar şu anda tamam bir aylık süreç, şimdi yavaş yavaş hala kolay değil. Bugün bu bir aydan önceki uzun yılların alışkanlıklarıyla eve kapanmış olmanın verdiği, sosyalizasyonun verdiği bazı şeylerle stres sürecini tamamlamak üzere. Tamam şu anda tam sıkılma dönemindeyiz ancak görünüyor ki, anlaşılıyor ki bu süreç bir abi bir ay daha olacak. Yani Ramazan'ı kapsayacak, evet. Yani bayram sonu olacak. Mayıs başı inşallah diyorum inşallah. İtalya Mayıs'a uzatmış. Yani onun için tamam şu bu geçen bir ay, bugün bir ay oluyor. Bir alışma süreci farz edelim izolasyonda, evlerimizde. Ama bugünden sonra yani bu önümüzdeki günlerde artık şu bizim konuştuğumuz, dillendirdiğimiz pek çok konuyu insanlar yavaş yavaş ailesinde, gel bakalım hanım, oğlum, kızım, gelin, damat, neyse aynı ev kimde yaşıyorlarsa. Ya biz şurada şurada yanlış yaptık, şunları iyi ki yapmışız değil. Biz Allah nasip eder de işte bu süreçten çıkınca diye başlayan güzel cümleler kuracaklar diye ben ümit ediyorum ki kuruluyordur. İnşallah. İşte bir, bu da bu virüsün bu Müslüman Türk toplumuna bir artısı, hediyesi olabilir ve fırsat olur diye düşünüyorum. Yani ben gerçekten bu virüsten ülkemizin en az zararla, yani ölüm zararıyla ve ekonomik zararla atlattıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ülkesi, milletleri olarak öncelikle bu aile merhum olmak üzere ülkemizin dışarıdan gelecek turistlere ve çeşitli ekonomik, askeriye karıştırmayayım, askeri olmaz da bu siyasi olarak da olabilir. Yani bugünkü Cumhurbaşkanı'nın Türk Konseyi'ndeki yaptığı konuşma olsun, Avrupa ülkelerine bu yardım anlayışındaki, yardım konusundaki yaklaşımlar olsun, ülkemizin elini dış dünyada güçlendirecek diye ümit ediyorum. İnşallah, inşallah. Güneş mi açıklarsa olmaz abi. Herkesin muhasebesini yapması lazım Hikmetciğim. Yani senin de dediğin gibi nerelerde hata yaptık, nerelerde fazlalığımız var, nerelerde eksikliğimiz var. Komşularımıza, insanlara yaklaşımımızda menfaatler mi öne çıkmış? İlişkilerimiz acaba hangi noktalarda devam etmiş, hangi noktalarda bitmiş? Tabii bazı fiziksel alışkanlıklarımız da son bulacak. Tokalaşmalar, kucaklaşmalar, abi istesek de yapamayız. Öpüşmeler. Uzun süre yapamayız. Hani bunlar da biraz geride kaldı gibi sanki. Çok abi, rahat olmaz mesela. Tabii gerçi biz biraz da unutkan bir milletiz. Hani içten bir milletiz. Dolayısıyla o duygularla bilmiyoruz nasıl bir gelişme olacak. İnşallah. İyi olur ya inşallah. Gelecek iyi şeyler olacak. Ben bulamadım şuradan. Bir tane yıldırım şiir daha koyacağım. Eyvallah. Sarıkamış. Bu Sarıkamış günler oluyor. Evet. Bunu geçtim abi. Her ne kadar desem de şuradan bir daha açıyorum. Mektup. Tamam içerim ama mektup diye bir şey yok. Vakti geldi, okudum gönderdiğim mektubu. 1975 Mart ayında yazmışsın. İçin için ağlattı, mektup hüzün doluydu. Durup durup bilhassa dert ayında yazmışsın. O mektubun içine neden koydun resmini? İçten bir bakış bulur, onu ancak gözlerde. Yetmedi mi altına yazmış olman ismini? Cemalim görünüyor o manalı sözlerde. Yüreğimde kıpırtı, mutedil bir serinlik. Çekiyorum kokunu nefes nefes içime. Düşünceler kasvetli, bakışlarımda derinlik. Duyguların büründüğü farklı farklı biçime. Sözcükler boğazıma dizildi, düğüm düğüm.
Beni karanlık da kattı yorgun gözlerim. Gerçek miydi Allah'ım, rüya mıydı gördüğüm? Adresledi, kurladı, attı yorgun gözlerim. Penceremden süzülür cama varan damlalar, penceremden süzülür cama vuran damlalar, ne derdime dermansın, ne yarama bir ilaç. Bir yanıp bir sönüyor içimdeki lambalar, aynı gemideyiz biz, sevgilim sevgine muhtaç. Ne ben sana uzam, ne sen benden aralı, gece gündüz seyrettim ah ederek her yanı. Benim şu masum gönlüm ta başından yaralı, binlerce kez bastırdım içimdeki isyanı. Yüreğimi üşüten çetin o kıştı, buz gibiydik karanlık terk etti niceleri. İmdadıma yetişen sımsıcak bir bakıştı, gözlerimle ısıttım öyle geceleri. Demişsin ki bir sabah hayalinle uyandım, her biri bir ustatmış yaşansa da vedalar. Vicdanlığımla kavruldum, hasretinle yandım, kalmamış eskilerden tükenmiş tüm sevdalar. Geçip gider önümden hayatım bölüm bölüm, sevgi denen boyutta sınırsız ruhlarım. Yine oyun oynadın, ah ölüm, zalim ölüm, ölümden öldürmesen yeşeren umutlarım. Ölmeden öldürmesen yeşeren umutlarım. Evet, Tayyar Yıldırım. 2018, yine Mayıs ayına onu da yazmış. Değişik formatta. AB. Onu dedim, onun için okumak. AB, evet. Yani devamlı gördüğün şiirler de farklı bir farklı ölçü, kafiye düzeninde. Evet, şu anda da ezan başlayacak olduğu için ezan öncesi anonslar var. Madem bu videomuz arşivler değerini alacak, dolayısıyla bu Covid-19 izolasyon, sosyal izolasyon sürecinde devletin aldığı tedbirlerden birisi de maalesef çok üzülerek camilerimiz kapatıldı. Evet. Yani ibadete kapatıldı. Tabii ki yani fiziki olarak camilerin kapısı açık. İnsanlar gidip tek başına namazına dalabilir. Camiye ziyaret ediyor ancak cemaat namazları kaldırıldı. Ezanlarımız devam ediyor. Teravihler kaldırılmış. Abi camiler falan tamam da bu Kabe'nin boş kalması var ya, adam öyle bir koyuyor ki yani ben bir fiil Umre'ye gitmiş, oranın o izdihamını görmüş bir evet, orada. Evet. İnanın böyle gördüğüm zaman içim ürperiyor. Fakat hep olayda olduğu gibi orada da bir ders çıkartıyorum. Geçen bir resim paylaşıldı. Tek bir tane vatandaş o koskoca evet, Kabe'de evet, namaz kılma şerefine nail oldu. O da oranın temizlikçisi. Birisi de yazmış Konya'da mı bu diye. Abi düşünebiliyor musun? Orayda bugüne kadar hiçbir kral, şah, padişah, halife bile ya, belki de yani bilmiyorum ama Hazreti Peygamberimiz bile tek başına peygamberlikten sonra o Kabe'de öyle bir namaz kılmamıştır. Bilmiyorum, belki kıldı bilemiyorum, iddialı olmasın ama evet, yani kimin, nerede, ne yapacağını Allah bilir yani. Evet. Yani o Kabe'nin o masumluğu, bir ilk Kabe'ye gittiğim zaman Umre'ye abi size gitmedin herhalde mi? Ben ilk gittim. Böyle gece vaktiydi. Kabe'ye giriyoruz. Kabe'ye girerken ben şimdi buradaki hayalimdeki Kabe böyle devasa, kocaman böyle gökdelen bekliyorum ben Kabe'yi. Halbuki ona olmuş ölçüleri. Hı hı. Bir kare piramit. Hı hı. Ama yani Kabe'nin büyüklüğü tamam da yani şöyle Safa Merve arası kapıdan girerken Kabe'yi bir anda gördüm, böyle tabii tam sevindim, şok oldum, çok güzel. Ama hemen Kabe'nin tam arkasındaki o Yahudi'nin abi o 50-100 katlı kocaman otelini görünce şok oldum. Evet. Yani o Hristiyanların yaptığı, ya, yani. Hristiyanların yaptığı Amerika'nın oteli. Sen tavırlar falan. Tavurlar falan, hadi evet, da o otelin ismi neydi, neyse şimdi evet, o değil. Onun aklına zeleceğim, tavır var tabi. Yani o öyle bir Kabe'nin, öyle bir Hristiyan'ın yaptığı otelin gölgesinde kalmış olmasına çok üzülmüştüm. Evet. Bir de şimdi Kabe'nin o kadar öyle bomboş olup, sadece bir işçinin, yani işçi küçümsedim anlamda ya, o dünyanın en şey olup, yani kimsenin olması, tabi insanın inancımız, yönümüz, biz Müslümanız. Her ne kadar akli melekelerimizi sürekli ön plana alsak da inancımız bizim her şeyimiz. Biz insan yapan temel değerlerin başında gelen değerlerden birisi. Dolayısıyla inanç yönünden de pek çok konuda bu hastalık virüs dolayısıyla bir o konuda da izolasyon yaşıyoruz. İşte camiler kapalı, cemaat de gidilmiyor. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde Ramazan ayı gelecek. Dolayısıyla teravihler başlayacaktı. Onlar da teravihler de alacaklarmış. Tabii abi, yani şimdi artık
Böyle giderse 3 kişinin bir araya gelmesi yasaklanır. Yani sosyal mesafe kuralsız. Tamam 65 üzeri 20 yaş altı yasak, tamam da mazeret belirteceksin. Caddelerde 3 kişiden fazla ve 3 kişi fazlası da yani ben geziyorum da yasak. Piknik yerleri yasak. Yani illa sokağa çıkma yasağı getirip ne olacak yani? Zaten sen bir şekilde ona uyuyorsun. Evet, evet. Zaruri hal, mahkemede gideceğim veya iş yerinde imalat var. Orada izolasyon programına uygun bir iş yapıyor. İmalatın da ekonominin içi altından dönmesi lazım. Temel belli sektörler çalışıyor şu anda. Şimdi onlar tamam ama adam yani sıkıldım diye dışarıya çıkması veya 3 kişi 5 kişi parkta piknikte de tabii ki yasaktır. Yani bu önemli bir konu olmasaydı devlet bu kadar üzerine düşmezdi. Bırak devleti, bizim devletimizi, bütün dünya aynı tedbirlere başvuruyor. Hatta geç kaldıklarını itiraf edenler var. Bir de Hikmetciğim, şimdi tarihte, hem İslam tarihinde hem insanlık tarihinde bazı olaylar yaşanmış. İşte Nuh Tufanı gibi, evet. Mesela işte Lüt kavminin olayı gibi. Olmaz. Ondan sonra zaman zaman böyle dini ritüellere başvuruluyor. İşte bu da bizim başımıza bir felaket diye. Bunun olmadığını, %100 öyle değil. Sen ne düşünüyorsun abi o konuda? Ben de... biraz hassas konu yani. Şöyle, yani tabii... Yani Allah'ın bir tokadı mı? Onu söyleyecektim ben. Yani şöyle... Direkt o cümleyi kurmasak bile... Ki ben yani öyle olabileceğine bir tarafta saklıyorum yani inancımı. Çünkü öyle olmadığını ispatlayacak tabii şeyimiz yok. Yani bir inanç konusu olduğu için... Yani şu anda... Öyle değil diyecek bir ispat yok. Ama geçen gün mesela bir haber geçti. Amerikalı bir profesör... Kendi laboratuvarında üretmiş, Çin'e satmış mesela mikrobu. Evet. Şu anda... Hem bilgiyle... Yok, şunu söyleyeceğim. İnandığından değil. O kadar çok komplo teorisi var ki... Uçuşuyor abi. Bu komplo teorilerinin yanında... Benim de, evet Allah'ın bir ikazı... Demem de o komplo teorilerinden bir tanesi oluyor size. Demek istediğim o. Ben ispatlayamam yani Allah'ın bir şeyi olduğunu. İspatı değil de yani bahanesi olsun. Bizler yani bunu bahane ederek aynen. Kendi kurduğumuzu, kendi inanç sistemimizi, kendi hayatımızı bunu bahane edip bir düzeye sokar. Aynen öyle. Yani öyle olmaması. Her şey akıl tamam. Biz akıl savunuyoruz da bazen de inancımızı önümüzde koyup biz inancımıza uygun yaşıyor muyuz? Çünkü o inancımız da bizi tıpkı aklımız gibi bizim mutluluğumuz için, huzurumuz için yani İnançta akıl farklı istikametleri, ikisinin istikametleri bizim huzurumuz. Tabii ki. Dünya akıl sevk ediyor zaten. Yani orada. İkisi birbirinden farklı değil ki yani. Şimdi ben akılcıyım diye inancı yok sayamam ki zaten. Yani hadi farz edelim ayırdık. Akılcılık ayrı, inanç sistemi var. Yani tamam akılcılıkla bu dediğimiz bu Allah'ın tokat olayını kabul edemeyiz. Akılcılık onu istemez. Somut veriler ise. Şimdi inanç böyle emrediyor. Şimdi inanç yönünden baktığımız zamanla ne yapabiliriz ki? Sonuçta ikisi de bizim huzurumuz. Bizim mutluluğumuz için, bizim daha refahımız için. Onun için ne olur inşallah, yani ne olur de ki, kendime konuşuyorum. Bu COVID-19 izolasyon sürecini bu anlamda iyi değerlendirelim. Yani boş boş konuşup, boş boş iş yapıp, işte ne bileyim iyi biçip, ekonomik, kültürel her açıdan, yani fert fert biz nasıl yapsak, sonuçta devletimiz de aynı şey yapıyor. Yani ülke olarak inşallah iyi değerlendirelim, ekonomik olarak tamam. Bir takım geriye gideceğiz. Yani bir zaaf, bir kaybımız olacak. Bu bir gerçek. Yani o kadar üretim sektörü durdu, hizmet sektörü tümden durdu, hizmet sektörü iş kalmadı. Ulaşım sektörü %50 kapasiteye indi, turizm sektörü sıfırlandı. Ne diyeyim ya, aklına gelebilecek her türlü sektör şu anda tamamen bir dondu, dipfriz de çoğu. İşte insanoğlu çaresiz kaldığı konularda kendini bir güce sığınmaya çalışmış. Dolayısıyla bu da psikolojikman, ruhsal açıdan bir ihtiyaç. Dolayısıyla yani bizim de inancımız onu gerektiriyor. İşin içinden çıkamayan durumlar var. Ne yapacağız yani? İsyan mı edeceğiz ya da yani intihar mı edeceğiz? Dolayısıyla vardır bunda bir hikmet sözü. İnsanları hem rahatlatan, ruhsal yönden de rahatlatan, geleceğini de planlamaya yardımcı olan şeyler. Ekonomi konusunda bütün dünya aynı şeyler yaşıyor. İşte acaba yapılan, hani demin kapitalizmden de bahsettik, yapılan işlerin birçoğu acaba öyle sanal şeyler mi gibi? Evet, bu bir üstü hep böyle bir merhale ilerisi, teknolojide de, ticarette de, siyasette de, insan yaşamında hep böyle bir ileri noktaya
gidiş var. Doğru. İlerlemeye de karşı çıkmamak lazım. Ama acaba bunların hepsi gerekli şeyler miydi? Buna bu kadar telaşıya gerek var mıydı sorusunda sormak lazım. Güzel bir soru. Yani geçmişteki bir takım şeyler acaba gerçekten miydi diyorsun? Sanal mıydı? Veya gerek var mı? Gerçekse de gerek var. Gerek var mıydı? Onun muhakemesini yap. Geçmişi muhakemesi yapmasının yapılması gerektiğini söylüyorsun. Doğru benedir. Ben de senin bu görüşüne bir adım önüm. Hadi geçmişi de yapmadık farz et. Yapıyoruz, mecbur yapacağız da elimiz boş. Bu elimiz boşluğunu geçmişin muhakemesini yapmak kadar da bu biz fert fert, aile aile, toplum olarak ve en önemlisi devletler olarak. İnşallah bizim devletimiz de yapıyordur. Çünkü Cumhurbaşkanımız oraya koca bir saray külle yaptı. Yani her ne kadar resmi ağızlardan çalışan danışman sayısı açıklanmasa da muhalefetin ağzıyla binlerce insan çalışıyor orada. Hazar onlara hoş durmuyordu bu süreçte. Getirmek istemiyorum. Yani ya sonra? Herkesin ya sonrası. Şimdi süreç ama 15 gün sonra ama bir ay sonra bilemedi 2 ay sonra bitti. Şimdi ondan sonrası için nasıl ben aile bir olarak aile olarak yapıyorsam devletimiz de ondan sonrasının planlamalarını değişik alternatif A, B, C planları dahilinde yapıyor mudur? İnşallah yapıyordu. Ben yaptıklarını zannediyorum. Tabii ki şu andaki öncelikleri geleceğin planı yapmak değil. Başımızda kapıda şu anda elimizde bir musibet var. Tabii ki onlar büyük mesai ayırıyorlar. Bunu nasıl işte izolasyondur, aşının bulunması veya bu test sayısının artması gibi. Tabii ki önceliği bu ancak işte o madem binlerce danışman var, bir şey var. Umarım ve eminim inşallah bundan sonrası içinde bizler de aile olarak da biz artık bu süreçten çıkarsak şöyle şöyle yapacağız diye planlar yapmalıyız abi. Yoksa boş ederiz. Geçti muhasebesini dört dörtlük yaptık. Kar zarar. Geleceğe bunu rehber edilmesek ne anlamı var ki? İşte tarih şöyle tanımlanıyor. Tarih geçmişi aydınlatan, geleceğe ışık tutan bir yaşanmışlık. Yani bir ilim. Şimdi bizler fert olarak hep böyle hayatımızı kolaylaştıran işimize gelen. Mesela İki odalı bir evimiz varsa dört odalı olsun. Arabamız şöyleyse böyle olsun. Tabii insanın ihtiyaçları bitmez. Yazıklar. Sürekli bu hedeflere ulaşmak için de göz ardı ettiğimiz başka konular var. Mesela neler var? Çocuklarımızı karşınıza alıp acaba vatan, millet konusunda, din, iman ne konusunda yani aklına gelen her türlü konuda acaba hepimiz ne kadar onlara zaman ayırıp da onlara bir diğer ders verebildik, ders alabildik, görüş alışverişi yapabildik. Bunlara biraz önem vermemiz gerekiyor. İnsan ihtiyacı sadece midesiyle ilgili değil. Ruhunun ihtiyacı var, gözünün ihtiyacı var. Ondan sonra yüreğinin ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var insanın. Benim, tabii. Sadece ekmek peşinde ya da kendi benliğini birilerine kabul ettirmek peşinde koşmamalı. Çevresinde olan bitenden de haberdar olmalı, buna dikkat etmeli. Çevre mesela, çevre olayı, çevre kirliliği olayı. Evet. Çevre bitti mi insan bitiyor. Doğru. Biz kendi kendimizi bitiriyoruz. Bu konulara eğilmesi lazım insanoğlu. Fert fert bizler ve devletler düzeyinde bütün ülkeler. Abi bu dediğim konuya biraz reklam olacak ama programda bir şarkıyla kapatalım inşallah senimiz türküyle. Şu en son söylediğim cümlede biraz reklam olacak da böyle gireyim. Ben aklım ererdi, yani evlilik yıl dönümünden bu yani evlendiğim yıldan günden itibaren bilmiyorum sana bahsettim mi, biz hep pazar kahvaltıda mutlaka aile toplantısı yaparız. Mutlaka. Yani o ailede yaşayan, eğer şehir dışında biri yoksa kesinlikle pazar kahvaltılarında ne güzel. İşte Peker ailesi toplantısı diye kahvaltının başında veya sonunda genelde bitmeye yakın, kimse dağılmasın diye. Gene kurul gibi yaparız bunu böyle, işte demokrasiyle oynarız. İşte o hafta birisi kurul başkanı olur sırayla, o sofrada olanlar. Konular malum günden belli yalnız. Geçmiş haftanın değerlendirilmesi ama istisnasız herkes geçmiş hafta hakkında yorum yapacak, tartışılacak. Kardeşler seviyesinde mi? Hepsi, yani şimdi bekarken, yani ben önce evlendim, kardeşlerim de varsa o gün o içinde onlar da. Geçen hafta ne yaptın? Ne yaptın? Konuşuldu. İşte sen şunu yaptın, bunu yaptın. Yanlışsa, ya keşke şöyle yapsaydın. Tabii, çok güzel şey. Ve ikincisi de önümüzdeki hafta ne yapacağımızı planlayıp, inan o kadar faydasını görüyordum ki.
Şimdi şuna getirdim, ben bunu devam ettiriyordum ama izolasyon sürecinde şimdi biz daha önceki dönemde hep sadece pazar günleri kahvaltıda bir araya gelebiliyorduk ya. Çünkü çocukların okulları dolayısıyla, işleri dolayısıyla, benim işim dolayısıyla evden çıkış saatleri farklı farklı olabiliyordu. Çoğu zaman çocuklar kahvaltıya kalmayabiliyordu. Fakat şimdi her gün herkes evdeyiz ya. Şimdi neredeyse her gün sabah kahvaltıda bir toplantı yapar gibi oldu. Evet. Ve şu senin dediğin olayı sıkça değerlendirdik. Ya bugün sabah bile aynı ortam oldu. Tabii işte bir oğlum kızım var evde. Ya konuşuyoruz artık yani gerçekten yani, televizyonu kapatabiliyoruz. Telefonları bir kenara bırakıp inanın şu anda senin yaptığın, dünkü yaptığımız sohbete benzer çocuklar yapmaya başladım ve iyi ki de oldu. Bak iyi ki kelimesini kullandım ya. Yani izolasyonun işte aile olayında inşallah böyle bir... İnşallah inşallah. Yani söyleyecekleri şeyler söyleme fırsatı var. Bizim onlara söyleyeceklerimiz var. Zamanımız var ki. Evet. Aynen. Sazın akordu bozuldu. İstersen böyle kapatabiliriz. O zaman abi bir şey yapalım. Tamam sen şiirle kapat. Şuradan bir şiirle kapatalım. Şiirle kapat inşallah. Sazın akordu bozuldu. Abi ben yine şuradan bir fon müzik açayım. Hani kan çiçekleriyle açtık. Kan çiçekleriyle kapatalım. Evet. Şuradan herhangi bir şiir. Evet, dua diye bir şiir varmış, bu duayı okuyalım. Rahmansın, Rahimsin bizi murada, ermeyi de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hedefe menzile kısa sürede, varmayı da nasip eyle ya Rabbi. Haksız isek erik bizi yağ gibi, haklı isek yeşek bizi bağ gibi. İmansızın karşısında dağ gibi, durmayı da nasip eyle ya Rabbi. Kerkük, Musul, Kafkas, Kırım bir sürü, saysam bitmez esir şimdi her biri. Esir Türk'ün kolundaki zinciri, kırmayı da nasip eyle ya Rabbi. Bu millet ki asker iken dinine, onu kimler getirdiler bugüne? Gerçekleri bu milletin önüne sermeyi de nasip eyle ya Rabbi. Gönüllerden kalksın nifak yığını, kuvvetlendir müminlerin bağını. Bize birlik beraberlik ağını örmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlar, Müslümanlar yine versin baş başa, Türk oğlunu memur eyle bu işe. Tevhidini yedi iklim dört köşe, germeyi de nasip eyle ya Rabbi. Nurunla nurlandır gönül şehrini, atommuş, nötronmuş, getir ahrını. Yeni çağa Türk ve İslam uğrunu vurmayı da nasip eyle ya Rabbi. Amin. Tut Allah'ım tuşu neslin elinden, engelleri silip süpür yolundan. Milliyetçi Türkiye'nin gülünden, dermeyi de nasip eyle ya Rabbi. Kursağına koymak için haramı, kursağına koymak için haramı, başa geçen yaktı benim çıramı. Yara aldım, yaralıyım yaramı, sarmayı da nasip eyle ya Rabbi. Senkini sevmezsin, istersen yükle. Yeni günahıma bunu da ekle. Sevabım var 7-8 köpekle, hesabım var 7-8 köpekle, sormayı da nasip eyle ya Rabbi. Yalvarırım, istiyorum dilimle, gitmesinler bunlar normal ölümle. Allahsızın defterini elimle, dürmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Sen güç ver ki yenelim her illeti, yenelim de kurtaralım milleti. Güçlü iktidarı, milli devleti, kurmayı da nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evet. Buradan harfi bir şey değil abi bu. Ben artık evet. Güzel bir şiirle de kapatmış olduk. Evet değerli dostlar. Bugünkü Er Meydanı programımızda böylece sona erdi. Bana bu programda, bu izolasyon sürecinde evimden katıp buraya kadar gelmeye zahmetine bulunan Tayyar Yıldırım abime teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günler nelere gibi, kim öyle kim kala Allah bilir. İnşallah hakkımızda hayırlısını versin. Yeni bir programda daha görüşene kadar sağlıcakla kalın diyorum. Abi istersen sen de bir kapanış ifadelerini alalım, öyle kapatalım. Ben de Hikmet Peker kardeşime programın başında da söylediğim gibi bu çabaları için teşekkür ediyorum.
Beni de birkaç kez konuk etti bu programlara. Abi dükkan sen ne zaman istesem buyurun. Sağ olasın. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Çok önemli konukları davet ediyor. Onları da takip ediyorum. Tarihten, sosyolojiden, biyolojiden, aklınıza gelen her türlü konulardan bizleri haberdar ediyor. Bizler de oldukça faydalanıyoruz. Allah güç kuvvet versin. Ekonomisini, sağlığını daha yukarılara çeksin, daha güzel programlar yapmak için. İnşallah. Evet, tekrar yeni programda görüşene kadar Allah'a emanet olun diyorum. Saygılar, sevgiler, selamlar. Eyvallah.